Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte Erasmus'u konuşacağız. Erasmus nedir? Ne işe yarar? Kimler gidebilir? Ne kadar süre Avrupa'da kalabilirim? Hibe olarak kaç kayme veriyorlar? Kaç ülke gezebilirim? Ben 26 tane gezdim. Erasmus sınavı nedir? Erasmus sınavına girmeden Erasmus'a gidebilir miyim? Erasmus stajı nedir? Erasmus stajı nasıl yapılır? Mezun olduktan sonra Erasmus'a gidebilir miyim? Kaç ortalama gerekiyor? Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Erasmus ile Avrupa'daki birçok üniversiteye değişim programıyla gidebilirsiniz. Oradaki öğrenciler de buraya gelebilirler. Erasmus sadece Avrupa'ya mı gönderir? Hayır. Erasmus'un Avrupa dışında da anlaşmalı olduğu bazı ülkeler var. Mesela Rusya gibi. Bu Erasmus K107 anlaşması kapsamına giriyor. Avrupa dışında ortak anlaşması olan ülkeler olarak lanse ediliyor. Bu şekilde araştırırsanız daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Erasmus ne işe yarar biliyor musunuz? Erasmus ile gittiğiniz ülkede kendi ufkunuzu açarsınız. Farklı kültürleri, farklı insanları tanırsınız. Bambaşka bir ortamda tek başınıza yaşama tutunmanın verdiği irade, güç, mutluluk ve birçok çeşitli duyguyu yaşar. Bunun hazını ömrünüz boyu taşırsınız. Erasmus'a gitmek için üniversite öğrencisi olmalısınız. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora fark etmeksizin eğer bir üniversite öğrencisiyseniz Erasmus'a gidebilirsiniz. Gereken şartlar neler? Ortalamayı sağlamanız gerekiyor, bu bir. Erasmus sınavı, İngilizce sınavı, bunu geçiyor olmanız lazım, bu iki. Ve istekli olmanız lazım, bu da üç. Bu üç şartı sağlıyorsanız Avrupa yolları size göründü. Evet, ortalama dedik. Şimdi eğer ön lisans ve lisans öğrencisiyseniz ortalamanız minimum 2.2 olmalı. 2.20. 2.20'nin üstünde bir ortalamanız varsa durma, başvur. Durma. Ama sen eğer yüksek lisans ya da doktora seviyesinde bir öğrenciysen o zaman en az 2.5 bir ortalaman olması gerekiyor. Ne kadar süre Avrupa'da kalabilirim sorusunun cevabı, Avrupa'da en az 2 ay, en fazla 12 ay kalabilirsiniz. Eğer Erasmus stajı yapıyorsanız 12 ay bir yerde staj ayarlayıp gitme şansınız var. Ya da 2 dönem başka bir üniversitede öğrenim görebilirsiniz. Erasmus ile gidebileceğiniz ülkeler sınırsızdır. Yani üniversitenizin anlaşmalı olduğu herhangi bir üniversiteye gitme şansınız vardır. Kendi üniversitenizin Erasmus sayfasına girip hangi ülkelerle bölümünüzün anlaşmalı olduğunu görebilirsiniz. Buna göre de tercihlerinizi şekillendirebilirsiniz. Mezun olduktan sonra evet Erasmus'a gidebilirsiniz. Nasıl olur bu? Ben Erasmus'a mezun olduktan sonra gittim. 2017 yılında mezun oldum. Mezun olduktan bir ay sonra Almanya'daydım. Bunu nasıl yaptım? Öncelikle herkesin merak ettiği bir soruyu cevaplamak istiyorum. Çünkü ben oradayken sen mezun oldun mu, olmadın mı, nasıl Erasmus'a gidebiliyorsun? Bu türlü sorularla çok karşılaştım. Evet, mezun olduktan sonra Erasmus'a gittim. Bunun için öncelikle üniversitenizin size mezun aşamasındaki öğrenciler için Erasmus fırsatı şeklinde bir Erasmus sunuyor olması lazım. Üniversitenizin Erasmus ofisleriyle bunu konuşabilirsiniz. Erasmus stajı siz dönem içerisinde normal bir şekilde kazanıp bunu mezun olduktan sonra kullanmak istediğinizi beyan edebilirsiniz. Çünkü mezun olduktan sonra 12 ay içinde bu hakkınızı kullanmanız gerekiyor. Kullanabiliyorsunuz. Kullanın. Kazandıysanız durmayın. Gezin, görün. Gidin staj yapın. Ben mesela Almanya'da, Berlin'de 12 ay olmadı. Neden? Çünkü bir ay başvuru, evrak, pasaport, vize, bir sürü iş var. Bir ay buna gitti. Geri kalan 11 ay boyunca da Almanya'daydım. Almanya'da ilk aylarım, yani Erasmus'un ilk haftaları çok sancılı geçti. Çünkü gittiğin yerde tamamen yalnızsın, tek başınasın. Ne yapacağını bilmiyorsun ilk olarak. Kalacak yerim bile yoktu benim ben gittiğim zaman. Sadece bir hostelde 2 haftalık yer ayırtmıştım ilk gidişimde. Orada kaldım. Daha sonrasında ev buldum, çıktım. Sonra evden atıldım. Sonra başka bir ev buldum. Oraya çıktım. Orada kaldım neyse ki. Bitene kadar oradaydım. Ama bir ailenin yanındaydım. Hani tek başıma eve çıkmadım. Bir ailenin odasını kiraladım. Çünkü ancak ona yetiyor. Aylık olarak aldığım hibeyi kiraya veriyordum.
Bunun için kendinizin de yanınızda bir miktar paranız olması gerekiyor. Yoksa orada sıkıntı çekersiniz. Yani oraya iyi bir verip de gitmeyin. Hayır yani işin sıkıntısı şu. Yurtta falan kalamıyorum. Niye? Çünkü ben orada bir üniversite okumaya gitmedim. Yani ben tamam oraya bir öğrenci değişim programıyla gidiyorum ama öğrenci sıfatıyla gitmiyorum. Öğrenci değilim. Yurtta kalamıyorum. O yüzden mecbur eve çıkmam lazım. Şimdi Erasmus sınavı her üniversitede farklılık gösterebilir. Bunun için kendi üniversitenizin Erasmus sayfasına girip bilgi alabilirsiniz. Ya da Erasmus ofislerine telefon açıp ya da mail atıp sorabilirsiniz. Öncelikle ben hiç Erasmus sınavına girmedim. Bunu söyleyebilirim. Erasmus sınavına girmeden de Erasmus'a gidilebilir. Nasıl olur bu? Ben üniversite ilk başladığımda hazırlık okudum. Yani ben bir hazırlık öğrencisiydim. Bu hazırlığı başarılı bir şekilde bitirip geçtiğim için bir belgem oluştu. Hazırlık bitirme belgesi. Ve bazı üniversiteler kendi üniversitelerinin hazırlığını bitiren öğrencilerden hazırlık bitirme belgesiyle Erasmus'a gitmelerine olanak tanımakta. Benim üniversitem de böyleydi. Erasmus başvurum sırasında hazırlık geçme belgemi beyan ettim ve bu şekilde Erasmus sınavından muaf oldum. Ama şöyle, benim başvurduğum zaman da bir zaman sınırı yoktu. Yani ben 2013 yılında aldığım hazırlık belgemle 2017 yılında Erasmus'a başvurdum. Daha sonradan, yani bundan birkaç sene sonra bu kural değişti ve son 2 senelik geçerli hazırlık belgesi sadece kabul edilebilir hale geldi. Diyelim ki hazırlık okumadınız. Yine Erasmus sınavına girmek zorunda mısınız? Hayır. Başka bir şansınız daha var. YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL. Bu 4 sınavdan ya da benzeri uyumluluğu olan işte yabancı dil geçerlilik belgeleri internette bu şekilde aratırsanız bulursunuz. Geçerlilik belgeleri olan herhangi bir sınavı girip de İşte eşdeğeri puanı aldıktan sonra da yine Erasmus sınavına girmek zorunda değilsiniz. Ben bir sonraki Erasmus başvurumda da bu şekilde yaptım. Yine Erasmus sınavına girmedim. YÖKDİL'e girmiştim. YÖKDİL'de bir belgem vardı benim. Bu aldığım YÖKDİL belgesini beyan ettiğimde yine Erasmus sınavından muaf tutuldum. Erasmus'a gidebildim mi? Bu sefer gidemedim. Çünkü Covid-19 problemiyle karşılaştım. Dışarı çıkma, dışarı kal, evde kal, evde kal, 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 virüs korona. Ve gideceğim üniversite benim hakkımı bir sonraki dönem erteledi. Bir sonraki dönem gidebildim mi? Hayır. Bu sefer de dedi ki yine bu dönem sıkıntılar var, işte pandemi şartları vesaire. Yine sizi kabul edemiyoruz. Yine bir sonraki döneme kaldı. Ben yine hani işimi garantilemek için başka bir Erasmus başvurusu daha yapmıştım. Benim bölümüm İşte bilişimle alakalı, bilgisayar mühendisiyim ben. Yine bu şekilde bir başvuru şartı vardı. K107 kapsamında, yani Erasmus'un Avrupa dışındaki ülkelerle olan anlaşmaları kapsamında Rusya'ya bir Erasmus başvurusu yaptım. Omsk University, Dostoyevski Omsk University'ye. Onlar da her şey olumlu giderken yine son anda pandemi şartlarını bahane ederek Erasmus'u iptal ettiler. 2 tane Erasmus şu an kazanmış hakkım var, ancak gidemiyorum. Belki kısmetse bir sonraki dönem. Erasmus hibeleri ne kadar? Evet, bu kapsamlı bir soru. Şimdi birinci grup ülkeler vardır ve ikinci grup ülkeler vardır. Eskiden bu 1-2-3 gruptu. Sonradan 2 grup altında şekillendi. 1 ile 2'yi tek bir grup yaptılar. 3'ü de ayrı grup olarak bıraktılar. Yani iki grup oldu aslında. Şimdi Erasmus'a öğrenim için gidecekseniz farklı, staj için gidecekseniz farklı hibe alıyorsunuz. Arada 100 euroluk bir fark var. Siz birinci ve ikinci grup ülkelerine öğrenim için gidiyorsanız 500 euro, staj için gidiyorsanız 600 euro aylık hibe alıyorsunuz. Üçüncü grup ülkelerine öğrenim olarak gidiyorsanız 300 euro, staj için gidiyorsanız 400 euroluk bir aylık hibeniz olacak. Tabii bu hibe size aylık olarak ödenmiyor. Yani atıyorum sen bir Erasmus kazandın, gittin oraya, işte Ocak'ta 400, Şubat'ta 400, Mart'ta 400 falan, bu şekilde almıyorsunuz. Siz gittiğiniz, yani Erasmus yapacağınız toplam süre hesaplanıyor. Atıyorum sen 10 ay Erasmus yapacaksın. 100 hesap olsun, 10 ay olsun. 10 ay Erasmus yapacaksın. Gideceğin ülke birinci ve ikinci grup ülkelerinden ve öğrenim için gidiyorsun. Yani 500 euro aylık hibe hakkın var. 10 ay çarpı 500 euro çarpılıyor. Ne yaptı? 5000 euro.
bu 5000 euronun öncelikle %80'i ve %20'si ayrılıyor. %20'sini sana vermiyorlar. Onlar %20'si ondan hesapta bekliyor. %80'inde sen oraya gitmeden önce veya gittikten sonra birkaç hafta içinde durumuna göre değişiyor. İşte imkanlarına, üniversitenin imkanlarına göre değişiyor. Sen oraya gittikten sonra 1-2 hafta içinde senin bu hiben nakit olarak yatıyor. Atıyorum ki işte ne demiştik? 5000 euronun %80'i ne yapıyor? 4000 euro. 4000 euro senin hesabına trink diye yatıyor. Evet, sen Erasmus'unu bitirdin. Pasaportuna bakıyorlar döndükten sonra. Sen Erasmus şartlarını ihlal etmiş misin? Yoksa bir sıkıntı yok mu? Hani yani en fazla 7 gün sen ülke dışına çıkabilirsin Erasmus yaptığın ülkenin dışına. Onun dışında eğer daha fazla gün sayısında çıkarsan dışarıya bunun kesintisi oluyor. Ya da atıyorum sen derslerinden başarısız oldun. Üniversitenin istediği şartları sağlayamadın. Bunun bir kesintisi oluyor. Ya da erken döndün. Yapamıyorum dedin. Dönmek istiyorum dedin. İşte üniversite kendi garantiye almak için bu %20'lik payı kendi hesabına tutuyor öncelikle. Döndükten sonra bakıyor. Sen bütün şartları sağlıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman %20'yi senin hesabına yatırıyor. Döndükten sonra yatıyor yani. 1000 euroyu döndükten sonra alıyorsunuz. Sıkıntılar varsa da tahmin edeceğiniz gibi kesiliyor. Kesildikten sonra ne kadar kalıyorsa o yatıyor hesabınıza yine. Şimdi merak edenler vardır. 7 günden daha fazla biz gezemeyecek miyiz? Sıkıntı yapma, rahat ol. Sen gezersin. Ama onlar bilir mi? Şimdi arkadaşlar, yurt dışına çıktığınızı üniversite nasıl anlayabilir? Yani sen atıyorum Almanya'da Erasmus yapıyorsun. Polonya'ya gittin, Hırvatistan'a gittin, işte şuraya gittin, buraya gittin. Bundan üniversitenin nasıl haberi olur? Pasaportunuzda eğer damga varsa, üniversite buna bakıyor döndükten sonra. Atıyorum sen Türkiye'ye gelmişsin. Çünkü Türkiye'ye geldiğinde damga basıyorlar. Türkiye'ye gelmişsin, 10 gün kalıp geri dönmüşsün. Üniversite diyor ki, yok diyor sen çok kalmışsın diyor, aşmışsın diyor. O zaman hibe kesintisi yapıyor. Yok ama eğer sen Polonya'ya gittin, Çekya'ya gittin, Hollanda'ya gittin. Arkadaşlar bu ülkeler, Avrupa Birliği içerisindeki bu ülkeler pasaporta damga basmıyor. Yani bakıyor, tamam diyor, geç diyor. Yani sen buradan Ankara'dan Konya'ya gidiyorsun, oradan Sivas'a gidiyorsun, Sakarya'ya gidiyorsun. Aynı mantık, hiçbir farkı yok. Ülke değiştiriyorsun ama sanki şehir değiştiriyormuşsun gibi. Pasaporta gözükmüyor. Pasaporta gözükmeyince de senden hibe kesintisi yapmıyorlar. Ben 26 tane ülkeye gittim. Sadece 2 ülkede, Türkiye'yi hariç tutarak konuşuyorum. Sadece Avrupa içerisinde 2 ülkede damga bastıklarını gördüm. Bunlar da Bulgaristan'dı birincisi. İkincisi de Hırvatistan. Yani sanırım Avrupa Birliği içerisinde olsa bile çok fazla güven teşkil etmeyen Avrupa için, yani onların birlikleri açısından konuşuyorum. Bu ülkelere damga zorunluluğu vermişler. Damga zorunluluğu koymuşlar. Yani o ülkeye giriş çıkış yaparken pasaportunuza basıyorlar. Ben de işte döndükten sonra benim pasaportumda tek sadece bu iki ülke var. Ben 26 tane ülkeye gittim ama sanki sadece Hırvatistan'da Bulgaristan'a gitmişim gibi gözüküyor. 7 günü aşmadığı için bu süre kesinti olmadı. Yani İBM'i aldım. Ama bilseler ki işte Hollanda'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye, İspanya'ya, Kanarya Adaları'na gittim arkadaşlar. Daha ötesi var mı? Bu kadar yere gitti mi işte İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka. Yani gitmediğim yer neredeyse kalmadı. Yani bu kadar yere gittiğimi bilseler herhalde hibenin olduğu gibi tamamını isterler. Üzerine de borçlu çıkarım. Ama neyse ki Avrupa'da pasaporta böyle bir damga basma olayı olmadığı için rahat rahat gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda Erasmus'la ilgili sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Umarım kafanıza takılan birçok noktayı bu videoyla aşmışsınızdır. Bundan sonraki videolardan da haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gezgin kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.